Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana git deme. Bölüm 10. İki gündür Emma ile karşılaşmamak için restorana uğramayan Leo bugün gidecekti. Hem aralarında geçmiş olan normal bir şeydi. Emma bunu ciddiye alacak bir kız değildi. Arabadan indiğinde restoranın boş olduğunu gördü. Acaba içeri girmese miydi? Saçmalama Leo, burası senin ve o kız senin çalışanın. Profesyonel olmak zorundasın diyerek girdi içeri. Emma masa örtülerini düzeltiyor, bir yandan şarkı söylüyordu. Bu kız hep şarkı söylüyordu zaten. Genç kız arkasını dönünce patronuyla karşılaştı. Tüm dişlerini gösterecek bir gülüş yaptı. Hoş geldin kaçak dedi gülmeye devam ederek. Leo boş gözlerle kıza bakıp ne diyorsun sen diyerek çıkıştı. Emma patrona biraz yaklaştıktan sonra benden kaçtığın için sana kaçak diyorum dedi. Leo sakin kalıp patronun olduğumu unutma dedi. Genç kız tehlikeli bir şekilde Leo'nun dibine girdi. Ayak uçlarında yükselerek adamın yüzüne yaklaştı. Çok güzeldi her şeyi diyeceği sırada Leo eliyle kızın ağzını kapatarak kendinden uzaklaştırdı. Bu benimle konuşmaman gereken bir konu. Nedenmiş? İstediğim her şeyi söylerim. İşine bak, benimle uğraşma. Unut olanları. Ben hatırlamıyorum zaten. Ben hatırlıyorum ama söylediğin her şeyi, yaptığın itirafları dedi üstüne basa basa. Oysa yapılan bir itiraf yoktu. Sadece imkansız bir kadına olan aşkından bahsetmişti. Bu numarayla belki de kim olduğunu öğrenebilirdi. Leon'un içini korku saldı. Sarhoşken çenesini tutamazdı. Ona bir şeyler söylemiş olabilirdi. Kahretsin, Eda'ya aşık olduğumu söylemiş olamam. Ne? Sen Bayan Cirdano'ya mı aşıksın? Dedi Emma. Büyük bir şok yaşıyordu. Leo ise içinden söylediğini sandığı cümleyi sessiz söylemişti. İşte şimdi gerçek bir budala aşık olmuştu. Genç kadın hasretle sarıldı ablasına. İki ay önce görmüştü ama o kadar duygusal bir an yaşıyordu ki sanki yıllardır görüşmemiş gibilerdi. Eda bebeği için ağlarken Seda dağılan yuvası için ağlıyordu. Her iki kadın da kocası tarafından hayal kırıklığına uğratılmıştı. Eda kocası hafıza kaybı yaşadığı için daha anlayışlı olabilirdi ancak Seda aldatılmayı asla ama asla affetmeyecekti. Yeter, ben de teyzeme sarılacağım. Yen Ahsen'le iki kardeş birbirinden ayrıldı. Eda gözyaşlarını silerek 5 yaşındaki yeğeni için yere çömeldi. Minik kız kollarını teyzesine sardı. Eda sağ eliyle kızın saçlarını okşadı. Hoş geldin kuşum diyerek öptü yeğenini. Geri çekildiğinde, "Aa, teyze karnın gitmiş," dedi korkarak Ahsen. "Hayır bebeğim, o bizi bekliyor." Hadi o zaman görelim onu. O benim kuzenim değil mi teyze? Evet kuşum dedi ve yeğenin elini tutup arabaya doğru yürümeye başladılar. Eve vardıklarında hızla kapıya koştu Ahsen. John nerede diye sordu yüksek sesle. Eda içeride derken anahtarı kilide sokmuş çeviriyordu. Minik adımlarıyla salona koştu Ahsen. Çok sevdiği Joe eniştesi uyuyordu. Yanına yaklaştığında Eda sessizce Ahsen diye seslendi. Ahsen'i hatırlamayan kocasının sert bir tepki vermesinden çekiniyordu. Uyandırma kuşum enişteni demesine rağmen ben onu çok özledim ama diyerek karşı çıktı Ahsen. Ahsen sadece 2,5 ay önce Giovanni ile tanışmıştı ve sadece 3 gün birlikte vakit geçirmişlerdi. Şimdi nasıl olur da böylesine bir özlem çekerdi? Çocuk aklıyla ona hayran olduğu içindi belki de. Giovanni yanağına kondurulan öpücüklerle gözlerini araladı. Gördüğü sarı saçlar kendi kızına ait olamayacak kadar uzundu. Peki öyleyse kimdi bu kız?
Kızı hafif iterek doğruldu. Bu sırada nasıl bir tepki vereceğini bekleyen Eda ve Seda kapıda dikilmiş olanları izliyordu. Giovanni bakışlarını Eda'ya çevirince yanındaki yabancı kadını fark etti. Eda'ya göre daha esmerdi. Birkaç yaşta büyük duruyordu. Elinde sapından tuttuğu bir de büyük bavulu vardı. Misafirlerin kim olduğunu soracağı sırada Asen kucağına zıpladı. Küçük kız ondan izinsiz bacaklarının üzerine oturmuştu. ''Ben geldim.'' dedi kız tatlı konuşmasıyla. Giovanni anlamıştı fakat anlamamış gibi kızı kucağından indirip ayağa kalktı. Asen eniştesini konuşmayıp onu kucağından indirmesine üzülüp küstü. Mavi gözleri boncuk boncuk olmuş ağlamak üzereydi. Giovanni daha yeni yürümeye başlayacağı sırada küçük kız yanından koşarak kapıdaki kadına koştu. ''Anne, kucağını al.'' diyerek kollarını açmış annesine bakıyordu. Kadın kızı kucakladığı gibi salondan çıktı. ''Neler oluyor? Onlar da kim?'' dedi Giovanni tekrar oturduğu sırada. Genç kadın Giovanni'nin üzerine örttüğü pikeyi katlarken ''Ablam ve yeğenim.'' diyerek kısaca yanıtladı. ''Geleceklerini neden bana söylemedin? Söylemem mi lazımdı?'' Giovanni bacaklarını sehpaya uzatırken ''İyi olur.'' diyerek cevap verdi. Eda bakışlarını tehditkar bir şekilde Giovanni'ye çevirip işaret parmağını kaldırdı. ''Sakın bir arıza çıkarayım deme. Ela hastaneden çıkana kadar burada kalacağız. Sonra hepimizden kurtulacaksın.'' Giovanni duyduğundan hoşlanmadı. ''Kızını alıp gitmekten mi bahsediyordu?'' ''İşte bu güzel bir hayal olurdu.'' Bundan bahsedeceğinde az önceki sarışın kız koşarak girip tekrar kucağına doğru zıpladı. Giovanni düşmemesi için ona yardım edip oturmasını sağladı. Çok güzel bir kızdı. Sarı saçları ve mavi gözleri vardı. Pembe yanakları dolgundu. Minicik bir burun ve aynı miniklikte dudakları yüzünü kaplıyordu. Kendi Aniela'sı da en az bu kadar güzel olacaktı. Şu an okşadığı saçların yerini kendi kızı alacaktı. Ona hayranlıkla bakan mavi gözlerin yerini Aniela'sının gözleri alacaktı. ''Adın ne senin?'' dedi. Karşısındaki minik kızın İtalyancayı anlamadığını unutmuştu an. Eda araya girerek ''Ahsen'' dedi. Ahsen heyecanla eniştesine bakarken diğer yandan teyzesine ''Joy'u neden anlamıyorum ki teyze? Bu çok komik konuşuyor.'' diye sordu. Ardından bir kıkırtı çıkarmıştı. Giovanni Türkçe'yi anladığını belli etmeden yanına yerleşen karısını ve kucağında oturan kızı dinlemeye koyuldu. ''Sarı kuşum, Kiko bizim dilimizi bilmiyor.'' dedi. ''Bunu küçücük çocuğa nasıl açıklayabilirdi?'' ''Hayır teyze, biliyor. Biz onunla konuştuk ya bizim evde.'' ''Unuttun mu yoksa?'' dedi teyzesine bilmişlik taslayarak. Eda'nın yüzüne büyük bir gülümseme yerleşti. ''Ben unutmadım bir tanem ama enişten unutmuş.'' dedikten sonra... ''Çünkü tam bir gerizekalı.'' diye daha kısık sesle söyleyince Giovanni gergince öksürdü. Gerizekalı ne olduğunu biliyordu. Ahsen elini kaldırıp Giovanni'nin alnına koyup bir doktor edasıyla ''Teyze, çoğu hasta olmuş, öksürüyor.'' dedi. Eda ''Enişte demeyi unutuyorsun Ahsen.'' diye küçük bir uyarı yaptı. ''Ama teyze, ben Joe'ya eniştem diyemem.'' dedi. ''O yaşı, o cilveli ses fazlaydı.'' ''Nedenmiş o?'' derken Asen'in ses tonunu taklit etmişti. Asen geçen gün babasının kendisi için kullandığı cümleyi tekrar etti. ''Çünkü dilim dönmüyor. Enişte diyemiyorum.'' ''Diyorsun işte.'' dedi Eda gülerken. Ona Giovanni de eşlik etti. O sırada Seda kapıdan göründü. Genç kadın ''Gel abla, seni ikinci kez Giovanni ile tanıştırayım.'' diyerek yerinden kalktı. Seda ilkinden farklı olarak biraz korkuyla yaklaştı adama. O zaman Eda'ya aşikar, kibar biriydi ancak hafıza kaybolunu değiştirmişti. Kardeş ona olanları anlatmıştı. Giovanni kucağında oturan kızı kaldırıp yanındaki boş tarafa oturttu. Evine gelen misafire saygısızlık yapamazdı. ''Hoş geldiniz.'' dedi Seda'ya elini uzatırken. Kendi dilini umuyordu ki anlayacaktı. Seda anlayıp adamın elini sıkarken gülümsedi. Ne yazık ki hiçbir zaman kardeşi gibi yabancı dillere ilgisi olmamıştı. Kadının mimiklerinden kendi dilini bilmediğini fark edince elini çekti. Hal hatır sormak isterdi ancak konuşabilecekleri ortak bir dil yoktu. Karısına dönüp ''Ben üzerimi değiştirip Aniela'yı görmeye gideceğim.'' dedi.
İstersen biraz bekle. Yemekten sonra hep beraber gideriz. Sizi bekleyemem. Kızımı çok özledim dedikten sonra odasının yolunu tuttu. Emma'yı gülme krizi tutmuştu. Çünkü bu kadarını beklemiyordu. Patron şef Leonardo Moretti en yakın arkadaşı olan Giovanni Giordano'nun karısına aşıktı. Wow, muhteşem bir malzeme diyerek tekrar bir kahkaha kopardı. Leo ise böyle bir aptallık yaptığı için kendini en güzel küfürleri sıralıyordu. Kes şu sesini dedi patlayarak. Bu kızın sesini duymaya dayanamıyordu. Yavaş ol adamım dedi Emma. Bugüne bugün ortağın oluyorum. Düzgün konuş benimle. Leo iki kaşın çatarak konuşmaya başladı. Ne ortağı? Emma kollarını iki yana açarak havaya kaldırdı. O kocaman gülümsemesi yine iş başındaydı. Buradan bahsediyorum. Kafayı yedin herhalde. Babanın gönderdiği harçlıkla buraya ortak olabileceğini mi sanıyorsun? Tekrar kahkaha attı Emma. Babamın parasının canı cehenneme. Ben parasız ortağım. Emma çok hayalperestsin. Bunu düşünmen bile saçma. Bu ayki maaşını alıp işten çıkacaksın deyince genç kız oturduğu sandalyeden kalktı. Yakasına taktığı rozeti çıkarıp masanın üzerine bırakırken öyleyse ben bir Giordano malikanesine uğrayayım dedi. Giovanni kızını kucağına almış hayranlıkla izliyordu. Bu dünyada sahip olduğu en güzel şeydi. Kalbinin sahibiydi, hayatıydı, her şeyiydi. Babanı özledin mi sen dedi. Öyle bir söylüyordu ki sanki minicik bebeği onu duyuyordu. Baban seni çok özledi deyip bebeğin boynundan bir nefes çekti. Kokuyu içine çekerken gözlerini kapatmış, sen ne kadar mükemmel bir şeysin diye mırıldanmıştı. Gözlerini görmek için deliriyorum. Onlarla bana bakacağın günü bekliyorum. Çabuk iyileştirdikten sonra alnına bir öpücük kondurdu. Camın ardından onları izleyen doktor hafifçe cama vurup süreyi işaret etti. Giovanni başıyla onayladı. Vedasını yapacaktı. Seni benden hiç kimse alamayacak. Yanağını tüy kadar hafiflikle öptü. Gerekirse dünyanın öbür ucuna gideriz. Ama seni kimselere vermem. Çünkü sen benimsin Anela. Sen benim kızımsın diye usulca fısıldadı kolları arasındaki minik bedene. Sen benim, hayatımın aşkısın. Diğer yanda Eda, Seda ve Ahsen mutfaktaki masada yemek yiyordu. Seda Türk mutfağının en güzel yemeklerini hazırlamıştı. Hem de Eda'nın en sevdiklerini. Ancak genç annenin gözü onları görmüyordu. Bebeği hastanede tek başınayken yediği her lokma boğazına diziliyordu. İçtiği su bile vicdan azabı yaratıyordu. Seda gözleri dolmuş bir şekilde tabağındaki yemeği öylesine çatallaşan kardeşine baktı. Sütün olması için beslenmen gerektiğini biliyorsun dedi. Geçmiyor ki boğazımdan. Bak teyze ben bile yiyorum diyerek çatalını kaldırdı Ahsen. Buruk bir gülümsemenin ardından Eda da yemeye başladı. Tabağındaki yemeği zorlukla bitirdikten sonra masadan kalktı. Banyoda ellerini yıkadıktan sonra geri geldi. Ablası yeğenine yemek yedirmeye çalışıyordu. Oyun zamanı değil, aç hadi ağzını diyerek yemesi için teşvik ediyordu. Kim bilir belki Ela da bazı zamanlar onu böyle uğraştıracaktı. Geleceğe yönelik kurduğu buruk hayalin ardından Ahsen yemeğini bitirdikten sonra gidelim mi yoksa John'un gelmesini bekleyip Ahsen'i ona mı bırakalım diye sordu ablasına. Bu sırada sırtını tezgaha dayamıştı. Evet öyle yapalım. Saat geç oldu. Uyku saati geldi. Ahsen itiraz için ağzını açacakken annesi ona dönüp ağzında yemek varken konuşma diye uyarınca sustu. Bir yudum su içtikten sonra bana ne ben de geleceğim diye tutturdu. Seda aceleyle doldurduğu kaşığı kızının ağzına sokuşturdu. Eda ise anne kızı baş başa bırakıp ablasının getirdiği valizi zor da olsa Ela'nın odasına çıkardı. Bunların hepsini İstanbul'da ablasıyla birlikte almıştı. Burada çok fazla alışveriş yapma fırsatı olmamıştı. Mısırlı tehlikesi her an tetikte olduğu için Giovanni dışarı çıkma konusunda katı davranmıştı o zamanlar. İstanbul'a da bu nedenle gitmişti. Yoksa Giovanni Eda'yı tek başına göndermezdi. Kızın odasına geldiğinde gözleri yine dolmuştu. Onun şimdi bu beşikte olması gerekiyordu.
Akan birkaç damla yaşı sildikten sonra aşağıdaki odasına gitmek için harekete geçti. Seda ve Asen hazırlanmak üzere üst kattaki misafir odasına çıkıyorlardı. Onlara acele etmelerini söyledikten sonra kendi odasına gidip hazırlandı. Odadan çıktığı an Giovanni de karşıdaki banyoya giriyordu. Bir şey söylemeden mutfağa gitti. Ablası masayı toplamıştı. Oda bulaşıkları makineye yerleştirdi. Karnı tekrar sızlayınca doktorun verdiği ağrı kesiciden içti. Su bardağını da makineye koyup arkasını döndüğünde Giovanni ile karşılaştı. Giovanni ısrarla gözlerinin içine doğru bakınca ''Ne var?'' diye çıkıştı. ''Neden öyle bakıyorsun?'' Doğumdan sonra ''Bir güzelleştin sen'' dedikten sonra elini karısının yanağına uzatınca Eda kafasını çevirdi. Bunun üzerine genç adam derin bir nefes çekti. ''Eğer damarıma basmasaydın o olay hiç yaşanmayacaktı. Üzgünüm. Ama unutma sen benim yapmadığımı yapıp bana tokat attın.'' Eda sinirlendi. ''Ben hak etmediğim bir tokat yiyecektim. Ama sen dibine kadar hak etmiştin. Hatta daha öncesinden seni tokatlamalıydım.'' dedikten sonra Giovanni'yi tek başına mutfakta bırakıp çıktı. Emma oyuna kanan Leo'yu içinden gülerek izliyordu. Aptal adamın Emma'nın ispiyonculuk yapmayacağını bilmesi gerekiyordu. Bu olay onun ekmek kapısıydı. Hemen Giovanni'ye söylerse bu kapı kapanmış olurdu. Ve Emma bunu istemezdi. Ortaklık yok, unut onu. Bu restoran Leo için çok önemliydi. O Giovanni gibi doğuştan zengin bir adam değildi. Yıllarca yaptığı birikimle burayı açmıştı. Tabii arkadaşın da yardım olduğunu inkar edemezdi. Emma birkaç adım ilerisindeki adama yaklaştı. Ellerini kaldırıp adamın ceplerine elini soktu. Leo onun ne yapmaya çalıştığını anlamamıştı. Genç kız bulduğu şeyle mutlu olup ellerini geri çekti. O zaman araban artık benim dedi gülerek. Leo sinirli itti kızı. Bu kadarı da fazlaydı. Sen kendini akıllı mı sanıyorsun? Ne burası ne de arabam senin olacak. Sevgiline söylersin sana bir araba hediye eder. Sonuçta o zengin bir kadın. Leo işaret parmağını doğrultarak ne sevgilisi geri zekalı öyle bir şey yok. Sakın o ağzını açayım deme diye soldu öfkeyle. Emma kendine has kısa kahkahasından sonra adama yaklaştı. Aa bir de platonik misin? Kıyamam dedi büyük bir alayla. Leo kendisini tiye alan Emma'yı boğazlamak istiyordu. Evdekiler hastaneye gidince Giovanni dinlenmek üzere odasına çıktı. Aynanın karşısında gömleğini çıkarınca düğmesi yine gözlerine takılmıştı. Ne yapacağı konusunda hala kararsızdı. Hayatı ne şekilde devam edecekti bilmiyordu. Nasıl devam etmesi gerektiğini de bilmiyordu. Bir bebeği olmuştu ve bebeğin annesiyle arasında ciddi sorunlar vardı. Düşündüğü zaman sorunları hep kendisi yaratmıştı. Bugüne kadar onu defalarca kez kırmıştı. En son yaşananlarsa geldikleri son noktaydı. Ona el kaldırması çok büyük bir hataydı. Hayatına daha kötü kadınlar girmiş olmasına rağmen şiddete başvurmamıştı. Bu onun tarzı değildi. Ama nasıl olmuşsa bebeğini dünyaya getiren kadına vurmak üzere elini kaldırmıştı. Karşısındaki kadının gözlerinde o anki öfkeyi görmüştü ancak hayal kırıklığı o çok daha fazlaydı. Öyle ki bana git deme diyen kadın gitmekten bahsetmişti. Üstelik emindi ki buna Aniela da dahildi. Oraya kadar genç adam kadına hak veriyordu. Ancak Giovanni gitmesine izin veremezdi. Kızından ayrılmayı asla kabul etmezdi. Bunun olmaması için her şeyi yapardı. Annesini kaybettiği gibi kızını kaybedemezdi. Kalbin üzerine çizilmiş bu yüz onun için bir anlam ifade etmiyordu. İstediği yere gidebilirdi ama tek başına. Eğer kızın hasretine dayanabilecekse her yere gidebilirdi. Leo hariç tabii ki diye mırıldanırken tişörtü başından geçiriyordu. Ahsen kucağında camın ardından yeğenine bakan Seda kız kardeşine ''Çok küçük'' diye fısıldadı. Eda cevap vermeden başını sallayarak onayladı.
Ben de böyle miydim anne? Diye sordu Ahsen. Eda ablasının kucağındaki Ahsen'e bakıp sen çok güzeldin dedikten sonra tekrar camın arkasındaki kendi kızına döndü. Ela zamanında doğmadığı için senden biraz küçük diye tamamladı. Kuzenim zamanında doğmadı mı? O nasıl oluyor? Eğer babası Giovanni gibi biri ise oluyor teyzeciğim. Seda kendini tutamayarak ikili arasındaki muhabbete dahil oldu. Onun babasının da Giovanni'den aşağı kalır yanı yok diyerek yakında eski olacak kocasına taş attı. Erkek değil mi? Alayının köküne kibrit suyu. Giovanni sol göğsünün üzerinde hissettiği öpücüklerle açtı gözlerini. Karısını gördü. Eda yüzünün çizili olduğu noktayı öpüyordu. Giovanni'nin uyandığını görünce gülümsedi. Teşekkür ederim. Niçin? Beni kalbinde taşıdığın için. Ardından kocasının yanına uzanan genç kadın başını dövmenin bulunduğu noktaya koydu. Giovanni'nin kalbinin tam üzerine. Giovanni altta kalan kolunu karısına sardı. Boşta kalan diğer kolunu da saçlar arasına daldırdı. Ağının akışına kapılıp alnıyla saçların başladığı noktayı öptü. Onu istemediği zamanlarsa çoktan aklından uçup gitti. Giovanni gözlerini açtığı anda büyük bir boşluğa düştü. Göğsünün üzerinde hissettiği kadın şimdi yoktu. Tenine çarpan başka bir nefes yoktu. Yatak da tekti. Hiç beklemediği şekilde bu kötü hissettirdi. Peki gördüğü bir rüya mıydı? Yoksa geçmişinden bir anı mıydı? Gözlerini kapatıp tekrar uyumaya çalıştı. Ancak gördüğü rüya aklından çıkmıyordu. Göğsüne uzanan hiçliği değil de orada birisinin varlığını istiyordu. Bunun kim olduğunun önemi yoktu. Ya da genç adam böyle düşünerek kendini kandırıyordu. Huzursuz birkaç kıpırdanmadan sonra tekrar açtı gözlerini. En son bebeğini kaybetme korkusunu yaşadığı rüyanın ardından karısının yanına gitmiş bebeğin varlığını hissetmek için onunla uyumuştu. Yorganı üzerinden sıyırıp yataktan kalktı. Telefondan saate baktığında sabaha karşı 3 olduğunu gördü. Bu kadar saat uyumuş muydu? En iyisi bir şeyler atıştırmak diyerek mutfağa gitmeye karar verdi. Merdivenlerden henüz inmişti ki birkaç metre ilerisindeki salondan sesler işitti. Ağlama, iç çekme, hıçkırık sesleri bir aradaydı. Giovanni salona gelince pencereden dışarı izleyerek ağlayan karısını gördü. Öylece dikilmiş karanlık bahçeyi izlerken ağlıyordu. İçinden bir şeyler koptu o an. Karısının bu denli ağlaması adamın da içine işlemişti. Sanki geldiğini anlamış gibi elindeki peçeteyle gözlerini sildikten sonra ona döndü kadın. Gözleri kıpkırmızı olmuştu. Yavaş adımlarla karısına yaklaştı. Genç kadın ağlamayı kesmiş, kocasının gözleri içine bakıyordu. Giovanni elini sargılı kolun üzerine götürüp okşadı. Eda kolunu hemen çekti. Ancak adam inat edip bir kez daha tuttu onu. Üstelik bu sefer daha yakındı. Daha ne istiyorsun benden dedi tekrar ağlamaya başlarken. Sesinde biraz öfke, biraz da sitem vardı. Peki özlem, peki sarılma ihtiyacı. Neden ağladığını bilmek istiyorum. O kadar çok şey ağlıyorum ki dedikten sonra gözlerini açarak ve ses tonunu yükselterek hepsinin sebebi sensin diye devam etti. İlk kez bu kadar net bir şekilde kabullenip hatası ya da hatalar için af diledi adam. Özür dilerim. Özür dilediğinde bebeğim eve gelmiyor. Giovanni yutkundu. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bu konuda ağzını açıp konuşacak yüzü yoktu. Kendi acımasızlığı yüzünden bebeğinin zamanından önce doğmasına neden olmuştu. Üstelik bunu yapacak olan belki de bebeğin ölmesine neden olacak kendisiyken yine tüm sorumluluğu kadın omuzlarına yüklemişti. Pişmandı. Evet, tek kelimeyle hissettiği şey pişmanlıktı. Sakince karısını kendine çekti. Rüyasında olduğu gibi tam kalbinin üzerine yasladı onu. Bir eliyle belini sarmışken diğer eliyle yanağını kavradı. Gücü tükenen Eda artık daha fazla dayanamadı ve bu da kollarıyla kocasının beline sarıldı. Aşık olduğu Giovanni vardı o an. Ona sarılan, sevdiği adam. Taş kalpli biri değil de Giovanni'ydi. Başını dayadığı bu noktada kendisi vardı.
Giovanni yüzünü vücuduna kazıtmıştı. Tüm bunları unutmuş olmasıysa koca bir talihsizlikti. Biraz sakinleştikten sonra hiç kıpırdamadan "Her şeyi unutmuş olman öyle zor ki" diye mırıldandı. "Hiç mi bir şey yok aklında bana dair? Neredeyse bir ay oldu, hala mı hiçim sende?" Karısı geri çekilmek istedi ama izin vermedi. Hatırladığı birkaç şeyi ona söylemeli miydi, söylememeli miydi? İlk zamanlar bu kadından kurtulmayı gerçekten istiyordu. Hatta bebeğinden bile. Sonra bebeği istedi ama kadını göndermek hala aklındaydı. Şimdi ise, şimdi fark etmezdi Giovanni için. İster gider, ister kalırdı. Bu da bir gelişmeydi değil mi? En azından gitmesi için baskı yapmayacaktı. Türkçe bildiğini atlayarak hatırladığı birkaç şeyi anlattı. Hatta devamını öğrenmek istediği şeyler olduğunu bile söyledi. Çünkü gerçekten merak ettiği şeyler çok fazlaydı. Eda Giovanni'nin hatırladığı şeyleri duyunca biraz olsun sevindi. Buna da şükürdü. Hafızasında ona dair bir şeyler olması umut vericiydi. Bu sefer geri çekilerek kocasının yüzüne baktı. Ağlamaktan çatallaşmış sesi ona daha masum bir hava katmıştı. "Bunları neden daha önce anlatmadın? Gitmekten vazgeçme diye. Öyleyse şimdi neden anlattın? Ne değişti? Gitmemi istemiyor musun yoksa?" diye konuştu heyecanla. "Eğer öyleyse her şey daha güzel olabilirdi." Giovanni kelimelerini dikkatle seçti. Onu kırmak istemiyordu ama yapamayacağı şeyler için umut vermek de istemiyordu. "Aslında ben artık bununla ilgilenmiyorum. Sana bıraktım. Ben kızım için sana katlanırım. Ama eğer gitmek istersen de seni tutmam. Kızıma tek başıma da bakabilirim." Bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştı Giovanni tarafından. Eda kızını bırakıp gidecekti öyle mi? Bu adamın dengesizliklerinden sıkılmıştı. Karşısına geçmiş, nasıl da rahatça bu cümleleri kurmuştu. Hangi anne evladını bırakıp giderdi? "Ben sana artık hiçbir şey söylemiyorum" diye öfkeyle konuştuktan sonra Giovanni'nin yanından geçip gitti. Ancak Giovanni arkasından gidip merdiven başında ona yetişti. Sağlam kolundan tutup kendine çevirdi. "Bu gece benimle uyur musun?" Sinirden gülmeye başladı Eda. Sanki az önce o cümleleri kurmamış gibi pişkin pişkin ona bunu soruyordu. Gülmesi geçince kocasına yaklaşıp ellerini tişörtünün ardından açıkta kalan tenine dokundurdu. "Sevişmekte ister misin kocacığım?" dedi alayla. Giovanni alayı görmemiş, daha onu öpmemişti bile. Yani hatırladığı kadarıyla öpmemişti. Ortada bir bebek vardı ama Giovanni nasıl olduğunu hatırlamıyordu. Kendisine yaklaşan karısının uzaklaşmasına izin vermeden iki eliyle karısını belinden kavradı ve öpmeye başladı. Her ikisinin gözleri de iradeleri dışında kapandı. Eda beklemediği atağa karşı şoka girmişken Giovanni gözlerini kapattığı an aklına doluşan şeylerle onu öpmeye devam etti. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.